Ekranlarından iyi günler diliyorum değerli izleyenler. Manşet programında ülkenin gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Ülke gündemi deyince dünyadan bağımsız ilerlemek de mümkün değil kuşkusuz. Zira Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş giderek ilerlerken yaptırım kararları aslında ekonomik açıdan tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi bizleri de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt zamları, hayvancının isyanı, zamlarla birlikte toplu taşımacılığın durma noktasına gelmesi ve bir sürü yaşanan ekonomik anlamda sıkıntı var. Bununla birlikte ne yapılacağı yönünde de hükümetin atacağı adımlar son derece önemli. Seçimlerin hemen sonrasında ana muhalefet sert bir muhalefet yapacağını söylemişti. Dün meclis koltuklarında da bunlara tanık olduk. Bakalım bundan sonrasında ülke adına ne gibi adımlar atılacak ve muhalefet nerede duracak, nasıl ilerleyecek? Bunları konuşacağız bugün. Bugünkü konuğum Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Memnuniyetle. Evet. Dün içinde özür dilerim. Estağfurullah. Maalesef estağfurullah. Meclis mesaisinin en azından benim üstüme düşen sorumluluk gerektiren kısmı tamamlanır diye anlaşmıştık saat 15 için ama maalesef meclis yeni başlamıştı dün. Onun evet, için katılamadım. Evet, gecikmeli bir başlangıç maalesef oldu dün mecliste ve hararetli de bir meclis oldu. ülkenin genel haline baktığımızda aslında biraz önce yayından önce de konuştuğumuz gibi sanki bir iç savaş hali görüyoruz. Maalesef. Bunu görüyoruz. Her sektör isyan noktasında, ekonomik sıkıntılar ortadayken bir muhalefetin gözünden bakalım ülkenin hali oradan nasıl gözüküyor? Tabii yani ekonomik varoluş mücadelesi belki ölenle öldürenin karşı karşıya geldiği bir durum değildir ama bir savaştır, bir mücadeledir. Çünkü sizin dışınızda gelişen ekonomik koşullar karşısında siz hayatta kalmak için mücadele edersiniz. Şu an yaşadığımız şey o. Dolayısıyla tam anlamıyla bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Ve maalesef bu savaşta cephanesiziz. Çünkü cephane dediğiniz şey de o savaşta galip gelmenizi sağlayacak birikimdir. Gerek ekonomik enstrümanlardır, gerek atıl kalmış kaynakların devreye alınmasıdır, gerekse hiç denemediğiniz bir şeyi bir fırsat ifadesi olarak görüp de denemektir. Şu anda öyle bir durum yok. Bir kere bizim içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları hayatının merkezine koyan bir hükümetle karşı karşıya değiliz. Hükümet kendi varlık mücadelesini veriyor her hal ve koşulda hükümet olabilmek için. Sandalye kapma yarışı devam ediyor. Dolayısıyla hükümet yurttaşın evindeki yangını görmezden geliyor. Bakmıyor, görmek için bakmak gerekiyor. Bakmıyor. Biz bakıyoruz, biz görüyoruz, iliklerimize kadar hissediyoruz ve bu konuda fikirlerimiz var, söylemek istiyoruz. Ancak dinlemeye niyeti olan yok. Dün Sayın Başbakan'ın tavrı bu söylediğimin tipik bir kanıtı durumundaydı. Hükümetin oluşumuyla alakalı, ülkenin içinde bulunduğu yangınla, ekonomik yangınla alakalı söyleyeceğimiz, soracağımız, eleştireceğimiz, önereceğimiz yığınla fikrimiz vardı ki Sayın Başbakan meclis açılır açılmaz çalan ilk telefona yanıt verdi ve telefonda konuşur numarası yaparak diyeyim diğerindeyse salonu terk etti, bir daha da geri dönmedi. Dün bilmiyorum fark ettiniz mi, meclisin çalışma günleri ve saatlerinin düzenlenmesiyle alakalı bir genel kurul kararı alındı. Bizim görüşümüz ek mesai giderlerinin azaltılması bağlamında ikinci mesainin yani denetim faaliyetinin perşembe gün olmasıydı. Neden? Çünkü perşembe günü mesai diğer günlere göre biraz daha uzundur. O yüzden meclis çalışması uzadığı takdirde mesai, ek mesai gideri azalmış olsun. Buna karşılık Ulusal Birlik Partisi grubu adına çıkan konuşmacı dedi ki biz denetim gününde bakanların mecliste mutlak suretle hazır bulunmasını arzu ederiz. Siz de öyle istersiniz, doğrudur. Dolayısıyla perşembe gün bakanların yurt dışı seyahatlerinin olma ihtimali daha yüksek bir gündür. O yüzden salıya almak istiyoruz biz meclisin denetim gününü. Öyle de karar verildi onların oylarıyla, biz red oyu kullandık. Bu kararın hemen ardından mecliste hükümet sıraları boşaldı. Dolayısıyla bir dakika önce veya 10 dakika önce işte söylediklerinin ne kadar gerçek dışı, ne kadar samimiyetsiz olduğunu ortaya koydular. Bizler konuşmalarımızı yaparken sadece bir nöbetçi bakanın orada bırakılmış olması aslında ne kadar samimiyetsiz olduğunu hükümetin çok açık bir biçimde ortaya koydu. Farkındasınız, hükümet sancılı doğdu, sancıyla ilerliyor, ilerleyebilmek için kendinden ödünler veriyor. Ve bu ödünlerin ne maksatla verildiğini de biz bilmiyoruz. Yani Ulusal Birlik Partisi kendi evlatlarını yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Çünkü partinin ikinci adamı
Sayın Oğuzhan Hasiboğlu 2 hafta önce bakan olarak atanıyor. 2 hafta sonra hiç gerekçe açıklanmadan görevden alınıyor. Israrla sorulduğu halde cevap verilmiyor. Bu konuda belli başlı fikirler ileri sürülüyor. Bunlar hiçbir biçimde doğrudan veya dolaylı muhatapları tarafından yalanlanmıyor. Dolayısıyla sükut ikrardan gelir. O zaman bu iddiaları doğru kabul etmek durumundayız. Başka bir fikir yok ortada dolaşan çünkü. Hal böyleyken bu ülkenin sorunlarını çözme konsantrasyonu elbette bu hükümette gelişmez. Bilmiyorum beyanatlarına dikkat ediyor musunuz? Aslında hayatın gerçeğiyle, içinde bulunduğumuz durumla hiç de uyumlu olmayan beyanatlar veriyorlar. Örneğin Ulaştırma Bakanı yeni havayolu yolda diyebiliyor. Yeni havayolu kurmak için çok ciddi bir mali birikime ihtiyaç vardır. Biz şu anda yarısı açığa düşmüş bir bütçeyle hareket ediyoruz. Neredeyse %50'lik bir bütçe açığıyla hareket ediyoruz. Hal böyleyken bize çok fantastik fikirlerle geleceği işaret eden ama aslında bir gün sonrasını dahi göremeyen bir hükümet şu anda bu ülkeyi yönettiğini iddia ediyor. Ömrünü ne kadar biçtiniz bu hükümetin peki? Yani sancılı doğum maalesef başarıyla gerçekleşmedi. Yaşam destek ünitesine bağlı bu hükümet. Dolayısıyla elbette uzun ömürlü olmayacak. Doğumu gerçekleştiren Sayın Faiz Sucuoğlu da zaten hemen ardından, doğumun hemen ardından bunu söylemişti. Cumhurbaşkanı kabineyi onaylar onaylamaz. Bu 5 yıl sürecek bir kabine değildir. Gerektiği hallerde değiş tokuş olacak demişti. Şunu ifade etmek gerekiyor. Eğer bu hükümet bize de kulak verecekse, bizle işbirliği yaparak bu ülkeyi yönetme gayreti içerisinde olacaksa, başarı sağlandığı takdirde tamamı onların hanesine yazılacak. Biz fedakarca çalışmaya, elimizden gelen tüm katkıyı ortaya koymaya hazır vaziyetteyiz. Ama dün anladık ki böyle bir niyetleri olmayacak. Yani işte Türkiye'den para gelirse biz bu işi çözeriz. Türkiye'den para gelmezse ne yapalım, Türkiye göndermiyor der, yine idare ederiz gibi bir anlayışla hareket ediyorlar. Böyle bir hükümetin uzun vadeli olma ihtimalini son derece zayıf görüyorum. Şu açıdan da sorumu yöneltmiştim aslında. Hı hı. Önümüzde bir de yerel seçimler var. Oradaki evet. Belirsizlik de devam ediyor. Çok ama haklısınız. Yerel seçimlerle birlikte bir genel seçimin de tekrar yapılabilmesi de konuşulan konular arasında, bunu destekler misiniz? Hayır, desteklemeyiz. Çünkü yerel seçim psikolojisi çok farklı bir seçimdir. Dolayısıyla pişmiş aşağı su karıştırmanın hiçbir anlamı yoktur. Yerel seçimde değerlendirme tamamen hizmet odaklı ve lokal düzeydedir. Dolayısıyla ülkenin bütününü ilgilendiren konulara konsantre olması çok da mümkün değildir seçmenin. Bunu biz 2018 yılında gördük. Bir referandumu yerel seçimle birlikte gerçekleştirdik. Bizim haricimizde kimse referandumla ilgili tek bir kelam kesmedi. Dolayısıyla o tamamen başarısız bir denemeydi ve olumsuz sonuç vereceği de çok belli oldu. O nedenle yerel seçimler 26 Haziran'da yapılmak durumundadır. Anayasanın emrettiği şekilde ve yerel seçimle birlikte genel seçim yapmanın da hiçbir anlamı yoktur. Çünkü biz halihazırda 1,5 ay önce seçimden çıkmış bir ülkeyiz. Seçim demek masraf demektir. Dolayısıyla seçimin kaçınılmaz olarak yapılmasını gerektirecek koşulların olgunlaşmasına ihtiyaç var. Şu anda öyle bir noktada durmuyoruz. Bu hükümet henüz mesai niyetini bile ortaya koymadı. Şu anda bir ek bütçe ihtiyacı kaçınılmaz olarak gündemde ve bu hükümet bunu göre göre bir program yazdı ama içerisinde ek bütçeden dahi bahsetmedi. Dolayısıyla bu hükümet bir çalışmaya başlasın, biz onları bir görelim. Olamayacağını hep birlikte kabul ettiğimiz noktada elbette seçim, yeniden halkın huzuruna çıkmak bir ihtiyaç haline gelir ama şu anda o noktada değiliz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Elbette. Şimdi Sayın Sucuoğlu'nun ilişkilerine baktığımız zaman ilk dönemki başbakanlığında Türkiye ile olan ilişkileri konusunda bir takım söylentiler çıkmıştı. Akabinde ikinci başbakanlık döneminde de kabinenin hemen ayağının tozuyla değiştirilmesi, tamam 5 yıl devam etmeyecek dedi ama bu kadar kısasını da beklemiyorduk. Doğru. Farklı dedikoduları da beraberinde getirdi. Ek bütçeden bahsetmişken Sayın Sucuoğlu Türkiye ile olan o söylenti, çünkü cevap alamadığımız için çok iddialar haklısınız. Diyeceğim. Çok İddialar konusundaki o kopuk ilişkileri tazelemek, aslında biraz Türkiye'nin de istediği onayı alabilmek adına böyle bir hamle yapmış mıdır? Çünkü sizin yapmış olduğunuz meclis konuşmasında vermediğiniz her cevap iddiaları doğrular şeklindeydi. Sayın Sucuoğlu peki bu iddiaları doğruladığını kabul edersek böyle bir hamle mi yapıyor size göre? Yani öyle yapıyorsa çok kötü yapıyordur. Çünkü Sayın Sucuoğlu
Türkiye'nin görevlendirdiği bir kişi değildir. Ulusal Birlik Partililerin oylarıyla göreve getirdiği, ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçmeninin kendisine hükümeti kur dediği kişidir. Dolayısıyla bulunduğu pozisyonda Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir payı yok, olmamalı veyahut bunu ilerleyen süreçte göreceğiz. Ama ilk nazarda değerlendirmemiz Sayın Sucuoğlu Kuzey Kıbrıs'ta mevcut bir iradenin ürünüdür. Şimdi eğer kendisi öyle görmüyorsa ve bu bulunduğu yerde pozisyonunu sağlamlaştırmak için Türkiye'den gelen taleplere veya Türkiye'den gelmesi muhtemel taleplere göre hareket ediyorsa o zaman bizim yandığımızın resmi olur bu. Çünkü biz Sayın Başbakan'dan Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçları doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi doğal olarak bekleriz. Kendi görev mandası bunu emreder ona çünkü. Ama bir kabinenin oluşumunda dahi eğer Türkiye'nin talimatlarına göre yön verebiliyorsa kendi kararlarına ve o talimatlar farklılaştığı sürece orada kalabilmek için Sayın Sucuoğlu da o talimatlara uygun davranmayı sürdürecekse o zaman bizim kaybettiğimiz şeyler zannettiğimizden çok daha fazla olur. Dolayısıyla umuyorum ki öyle değildir. Öyle olduğuna dair iddialar karşısındaki suskunluk bizi ciddi anlamda endişelendiriyor. Hı. Üstelik sadece Sayın Sucuoğlu'nun suskunluğundan söz etmiyoruz. Bu iddiaların önemli bir kısmı doğrudan Türkiye'ye yöneltilmiş iddialardır. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda sessiz kalma hakkı yoktur aynen Sayın Sucuoğlu'nda olduğu gibi. Türkiye Cumhuriyeti evet bizim ortaklaşa yaptığımız değerlendirmede menfaatlerimiz böyle bir kabinenin oluşturulmasını gerektiriyordu. O yüzden bu değişiklik yaptı demek gibi, diyebileceği gibi hayır ne münasebet bizim hiçbir alakamız yok bu sizin meselenizdir da diyebilirdi. Bunlar dendiği takdirde elbette bizim soracaklarımız olur. Yani örneğin Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun içeriye girmesi, Sayın Asiboğlu'nun dışarıya çıkması, Sayın Taçoy'un görevinin değiştirilmesi, Türkiye'nin hiç de ilgilenmediği meselelerse o zaman bize sormak düşer ki Hasiboğlu'nun kabahati neydi? Kabineden iki hafta geçtikten sonra, kabineye girişin ardından iki hafta geçtikten sonra onun kapı dışarı edilmesi, işine son verilmesini gerektirecek kadar büyük bir kabahati varsa eğer bunun ne olduğunu bizim bilmemiz lazım. Çünkü Sayın Hasiboğlu hala bir siyasidir, hala bir parlamenterdir ve kabinede yer almasına engel teşkil edecek bir durum varsa bu açıklıkla Kıbrıs Türk halkıyla paylaşılmalıdır. Veya Sayın Taçoy'un sahip olduğu akademik eğitim Dışişleri Bakanlığı'na elverişlidir. Kendisi bilebildiğim kadarıyla uluslararası ilişkiler diplomasi eğitimi almış bir siyasi figürdür. Oldukça da deneyimlidir siyasette. Ancak Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildikten iki hafta sonra görevden alınmasını gerektirecek nasıl bir gelişme söz konusu oldu ki siyaseten artık fosil sayılabilecek. Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'na ihtiyaç duyuldu o kabine içerisinde. Bunu öğrenme ihtiyacımız vardır ve bunlara cevap verilmediği sürece her türlü spekülatif bilgi doğru bilgi olarak kabul pekala edilebilecektir. O yüzden Sayın Sucuoğlu'nun işi hiç de kolay değil. Sayın Sucuoğlu parti genel başkanlığına düz yoldan gelmedi. Hı hı. Engebeli bir yoldan geldi. Doğru. Anımsayınız bir önceki kurultay kendisinin birinci sırada gelerek ikinci tura kalmış ama yarıda bırakılmış bir kurultaydı. Hı hı. O zaman da Türkiye ile doğrudan ilişkilendirilmiş meseleler gündeme getirilmiş ve Türkiye'nin Sayın Sucuoğlu'nu Ulusal Birlik Partisi'nin başında görmek istemediği için o kurultayın yarıda kaldığı ifade edilmişti. Bunu biz söylemedik, bunu kendileri ifade etti. Sonra aralarının düzeldiğini vesaire söylediler. Bakınız en son yaşadığımız gelişme şöyle. Sayın Sucuoğlu partisinin başına geçti. Partisinin başına geçtikten sonra Sayın Ersan Saner'den sonraki başbakan oldu. Türkiye'ye gider miydi, gitmez miydi, Türkiye onu çağırır mıydı, çağırmaz mıydı gibi merakların arasında seçimin tam da içerisinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi Sayın Sucuoğlu. Bu ziyaretin son derece olumlu bir ziyaret olduğu, bir ayaklarının artık Ankara'da olacağına ilişkin çok süslü, iddialı ve medet umdukları laflar ettiler. Ama Türkiye bu ziyaretle ilgili tek bir satır konuşmadı, yazmadı, söylemedi. Dolayısıyla bir fotoğraftan ibaretmiş gibi görülen, aslında durumu kurtarmaya yardımcı olsun diye düzenlenmiş bir seyahat görüntüsü verildi maalesef. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kabul ettiği her yabancı devlet insanını bir biçimde duyurur. Ya Dışişleri Bakanlığından ya başkan yardımcılığından ya doğrudan Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla bu ziyareti duyurur. Bu konuda herhangi bir duyuru
söz konusu olmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanları Ankara yaptıkları ilk resmi ziyarette törenle karşılanır ve yapılan görüşmelerin ardından basının önüne birlikte çıkılarak bir basın toplantısı düzenlenir. Sayın Sucuoğlu böylesi bir muameleye de tabi tutulmadı. Dolayısıyla iş ola gerçekleşmiş bir ziyaretti. Sonuçlarını da şimdi anlıyoruz. Zaten o zaman buzlar çözülmüş olsaydı bu yaşananlar şu anda yaşanmazdı. Biz son kabine değişikliğini bir Antalya bileti olarak değerlendiriyoruz. Yani Antalya'daki diplomasi forumuna katılabilmek için Sayın Sucuoğlu üzerindeki ambargoyu kırabilmek için bir kabine değişikliği yaptı ve uçağa öylece binebildi. Çıplak gözle baktığınızda görülen maalesef budur. Türkiye ile iyi ilişkileri her zaman destekleyen ve bu konuda mali olarak gelecek kaynakları da kendi iyi ilişkilerine bağlayan bir partinin şu andaki iktidarından bahsederken iç yapımıza baktığımızda da ekonomik darboğazın getirdiği isyanları görüyoruz. Nasıl bir çözüm bulacak Sucuoğlu hükümeti? Hayvancıların isyanı, toplu taşımacıların isyanı, vatandaşın isyanı, Rusya-Ukrayna savaşındaki yaşanan küresel anlamdaki ekonomik sıkıntıların bize gelişi maalesef çok büyük bir sıkıntı. Ek bütçeye ihtiyaç olduğunun altını çizdiniz. Bu noktada Türkiye ile ilişkiler dediğim gibi yani bu konuda Ulusal Birlik Partisi'nin de önemsediği başlıklardan çok bir tanesi gelir kaynağı olarak da Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyulduğunu her defasında söylemekten sakınmayan bir parti. Bir yanda Sucuoğlu'nun bu aslında şaibeli sayabileceğimiz bir takım ilişkileri varsayılanlara cevap verilmemesi. Bir yanda iç yapımızdaki bu çalkantılar peki nasıl yönetecek Sayın Sucuoğlu ya yani da hükümet? Şunu net olarak ifade etmek lazım. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler her zaman için kırılganlıktan uzak bir halde tutulmalı. Yani ülkeyi hangi partinin yönettiği veya ülkeyi yönetmeye namzet partilerin başında kimlerin olduğu Türkiye için mesele olmamalı. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'ın bir garantörüdür ve Kıbrıs sorunu nedeniyle Kıbrıs'ı Türklere doğrudan ilişki Kıbrıs Türklerle doğrudan ilişki geliştiren, Kıbrıs Türklerin devletini tanıyan tek devlet olmak gibi bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla Kıbrıs Türklerle Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler kişilere veya partilere endekslenmiş ilişkiler olmaktan kurtarılmalıdır. Bu konuda zaman zaman çok olumlu bir durum yaratılmışken şu anda olduğu gibi bazı zamanlarda da son derece çarpık ilişkiler söz konusu oldu. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Türkiye ile ilişkileri her zaman önemsemiş. Bu ilişkilerin bir bağımlılık ilişkisi değil, bir karşılıklı yarar hedefiyle kurulan ve geliştirilen ilişkiler olması gerektiğini ifade etmişizdir. Ve hükümette bulunduğumuz tüm zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti ile düzeyli, karşılıklı saygıyı ve yararı gözeten ilişkilerin kurularak geliştirilmesi konusunda çok ciddi bir gayret ortaya koyduk. Ama maalesef bu ilişkilerde kurumsallaşma henüz başarılamadığı için hükümette kimin olduğuna, hükümetteki partinin başında kimin olduğuna bağlı olarak değişen muameleler söz konusu oldu. Bir kere şunu çok açıklıkla ifade etmek gerekiyor ve bu konuda tüm ön yargıların kırılmasına ihtiyaç olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Kıbrıslı Türkler maddi menfaat elde etmek için Türkiye ile iyi geçinmek zorunda değildir. Dahası İyi geçinerek maddi menfaat elde etmek Kıbrıs Türklerin onuruna dokunur. O nedenle Türkiye ile Kıbrıs arasındaki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin hem Türkiye için hem Kıbrıs Türkler için geleceğe yönelik fayda üretmesi hedeflenmelidir. Ve bir bağımlılık ilişkisi, bir çıkara dayalı ilişki gibi gözetilmemelidir. Çünkü çıkar ihtimali ortadan kalkarsa ilişkilerdeki sağlık da pekala bozulabilir. Ben dünkü konuşmamda da söyledim, sık tekrarlıyorum ve tekrarlamaya da çok niyetliyim. Kıbrıs Türkler bir mal muamelesi görmemelidir. Alınıp satılabilen, dolayısıyla maddi menfaat karşılığında kendinden, özünden, kimliğinden, kültüründen, devletinden, demokrasisinden vazgeçebilecek bir topluluk gibi görülmemeli. Çünkü Kıbrıs Türklerin doğasında bu yoktur. Kıbrıs Türkler 140 yıl önce Osmanlı'nın sattıklarıdır. Osmanlı İngilizlere sattı Kıbrıslı Türkleri toprağıyla, insanıyla birlikte. Ama Kıbrıslı Türkler kimliğinden vazgeçmedi. İngilizlerin çok da kucaklamayan muamelesine rağmen
kendi öz kültüründen, kimliğinden vazgeçmedi. Kıbrıs Türkler, Kıbrıs Rumların da çok fazla benimsediklerinden olmadı. O kadar ki 1960'ta koloni idaresi karşılıklı olarak sonlandırıldı. Yani Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların siyaseten eşit kabul edildiği bir devlet kurulduğu için Kıbrıs'ta İngilizler adayı terk etmek durumunda kaldı ve sadece iki tane üst bölgesiyle yetindi. Ve kurulan cumhuriyetin ortaklığa dayalı olması Kıbrıslı Rumların hazmetmediği bir şey olduğu için biz toplum arası çatışmaları yaşadık. Ardından 74 yılında ada ikiye bölündü ve ayrı ayrı siyasi yapılanmalar gelişti. Tüm bu sıkıntılı süreçler yaşanırken tek bir şey sabit kaldı. Kıbrıs Türkler Kıbrıs Türk olmaktan vazgeçmedi. Kıbrıs Türkler bu adayı terk etmedi ve hangi menfaat karşılığında olursa olsun kendi kendini yönetme iddiasından da geri durmadı. Şimdi eğer Kıbrıslı Türkler bugün 2022 yılında bunca badireden geçtikten sonra kendi hükümetini kendi kuramayacak duruma getiriliyorsa Türkiye'den kaynak aktarılacak diye, kendi demokrasisini kurumsallaştırmaktan vazgeçiyorsa Türkiye'den kaynak aktarılacak diye, bilinmelidir ki Kıbrıs Türklerin doğasında bu beklenti karşılık bulmaz. O yüzden biz Türkiye ile maddi menfaat beklentisiyle değil, karşılıklı yararı gözeterek hem Türkiye'nin çıkarlarına hem bizim çıkarlarımıza olduğu için iyi ilişkiler kurmak durumundayız. Çünkü Türkiye'nin bu adadaki varlığı, Türkiye'nin bu ada üzerindeki hakları Kıbrıs Türklerden kaynaklanmaktadır. Yani Kıbrıs Türkler bu adada olmasaydı Türkiye bu adanın garantörü olmayacaktı. Türkiye doğrudan müdahale hakkına sahip olmayacaktı Kıbrıs'a, Kıbrıs Türkler bu adada olmasaydı. Ve Türkiye'nin gelecekte Kıbrıs üzerinde sahip olacağı haklar, yetkiler veya Kıbrıs'tan dolayı elde edebileceği menfaatler bu adada Kıbrıslı Türkler var diyedir. Dolayısıyla Türkiye açısından Kıbrıs üzerinde insanların yaşadığı bir toprak olarak görülemez. Türkiye'den bakıldığında Kıbrıs, Kıbrıslı Türkler oradadır diye görülmek durumundadır. O nedenle dünkü meclis konuşmamda örneğin Sayın Tatar'a sorma ihtiyacı hissettim. Buradan baktığınızda Torosları görüyorsunuz ve müjdeliyorsunuz her sabah. Elbette göreceksiniz. Türkiye büyük bir devlet. Yani dağları fiziken görmüş olmak değildir Türkiye'yi görmüş olmak. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini görmek, Türkiye'nin kaynaklarını görmek, Türkiye'nin sorunlarını görmek, Türkiye için potansiyel avantajları görmektir Türkiye'yi görmek. Evet, buradan baktığınızda Torosları görürsünüz. Peki ama siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanısınız. Toroslardan baktığınızda Antalya'daydınız. Beş parmakları gördünüz mü? Asıl olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın dünyanın neresinden olursa olsun baktığında beş parmakları görebilmesidir. Kendi ülkesini görünür kılabilmektir. Ancak şu anda Ulusal Birlik Partili hükümetler ve Sayın Tatar Kıbrıslı Türkler görülmese de olur, Türkiye canımızdır diyorlar. Türkiye elbette canımızdır ama önce can sonra canan diye bir laf vardır. Dolayısıyla biz kendi ülkemizde, kendi kimliğimizde, kendi kurumlarımızla var olduğumuz sürece Türkiye açısından da bir anlamı olacaktır Kıbrıs'ın. Yoksa aksi mümkün değildir. Bütün bu söylediğiniz ilişki yapısı aslında tekrardan revize edilmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Yani uluslararası hukukun çok fazla hırpalandığı bir dönemden geçtik ve Ukrayna-Rusya savaşı tekrardan uluslararası hukuka dört elle sarılınan bir noktaya getirdi bizi. Hı hı. Şimdi biz uluslararası hukuktan hiç vazgeçmeyenlerdik. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak. Neden? Çünkü bizim en güçlü olduğumuz alandır orası. Hı hı. Garanti ve ittifak anlaşmaları, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuracağı anlaşmaları, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, Kıbrıs Türkler oralardadır. Onları siz elinizin tersiyle ittiğiniz zaman geriye hiçbir şey kalmıyor. O hukukun muhatap kabul edeceği bir halk kalmıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yurttaşları kalıyor. Dolayısıyla garanti ve ittifak anlaşması, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşmaları, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası. Bugün Türkiye Ukrayna için ne söylüyorsa biz de kendimiz için onu söylüyoruz aslında. Yani nasıl ki Rusya Ukrayna'yı kendi toprak bütününün içine katamaz uluslararası hukuk bağlamında, Kıbrıslı Türkler de Kıbrıslı Rumların tahakkümü altında sayılamaz. Çünkü o devlet eşitliğe dayalı kurulmuştu. Ama öte yandan Kıbrıs Türkler Türkiye diye de kabul edilemez. Türkiye Kıbrıslı Türkleri ve Kuzey Kıbrıs'ı kendinin diye de kabul edemez o uluslararası hukuka göre. Dolayısıyla madem ki uluslararası hukuk önemlidir, o hukuka uygun davranmak devletler açısından elzemdir.
bunu farklı coğrafyalarda aynı değerler doğrultusunda konuşabilmek gerekir. Biz yıllardır zaten bunu söylüyorduk. Şimdi uluslararası hukukta evet maddelere bağlı kalmak gerektiğini vurguladınız ama diplomasi alanında siyaseten bir takım dengelerin de Rusya-Ukrayna savaşıyla değiştiğini elbette de görebiliyoruz. Çok haklısınız. Bu noktada Güney Kıbrıs'ın da tedirginlik olarak doğru bir ifade olur mu bilmiyorum ama bazı tedirginliklerini de okumaya, görmeye başladık. Şimdi Türkiye-İsrail'deki normalleşme süreci, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bütün bunlarla birlikte Yunanistan'la Miçotakis'in Türkiye ziyaretinde yapılan görüşmeler, iki ülkenin NATO müttefiki olması ve aynı zamanda Güney Kıbrıs'la Rusya, İsrail arasındaki yürütülen iyi ilişkiler aslında Güney'de bir anlamda da tedirginlik yaratmıyor değil. Çok bunları okuyoruz. Şimdi Kıbrıs meselesine biraz evirmek istiyorum konuyu. Tüm bu değişimler bu krizin beraberinde yaşanırken, dünyadaki bu diplomasi trafiği de hızla devam ederken biz Kıbrıs meselesi konusunda nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Çünkü rafa kaldırdığımızı düşündüğümüz bir şey aslında tekrar raftan çıkacak gibi, gündemimize de gelecek gibi doğru adımlar atılması gerekecek bir süreç. Neler yapılmalı bu süreçte? Yani çok iyi özetlediniz Kıbrıs'ın etrafında şekillenen dünyayı. Belki bir kısmı biraz uzaktır bize ama o uzaktaki bile bizi doğrudan etkiliyor. Yani örneğin Rusya, Ukrayna bir İsrail kadar yanı başımızda değil belki. Ama Rusya, Ukrayna üstünden değişen ilişkiler ve o ilişkiler çerçevesinde karşılıklı bakış açıları, yaklaşımlar, hatta örgütlenmeler Kıbrıs'ta da etkilerini gösteriyor. Örneğin İsrail ile Türkiye arasındaki son derece gergin ilişkiler ciddi bir değişim rüzgarı altında şu anda. İşte Cumhurbaşkanı'nın Ankara ziyareti örneğin Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerde tekrardan bir düzelme ve işbirliği talep eder durumun gelişmesi. Elbette Rusya'nın doğal kaynaklarına karşı Avrupa'nın içinde bulunduğu bağımlılık ilişkisinin tam da kırılması gerektiğine ilişkin inancın mutlak hale geldiği bir döneme rastlıyor. Bu bir rastlantı değil elbette. Bu rastlantıdan öte bir şeydir. Çünkü Amerika'nın ve Avrupa'nın ister birlikte hareket etmeleri, ister Amerika'nın yönlendirmesi, ister Avrupa'nın Amerika'ya çağrısı nasıl derseniz deyin, Rus doğalgazına bağımlılıktan kurtulma zorunluluğunu işaret ediyor olmaları alternatif kaynakların ihtiyaç haline gelmesine yol açıyor. Biliyorsunuz Güney Kıbrıs özellikle bizim de hakkımız olan hidrokarbon yataklarındaki keşifleri paraya döndürebilmek için keşfettiklerinden çok daha fazla değer ifade eden bir proje üzerinde çalışıyordu İsmet projesi. Yani işte buldukları doğalgaz yataklarındaki kaynak rezervleri İsrail'inkiyle Mısır'ınkiyle birleştirip buradan Malta'ya, Malta üzerinden de Yunanistan aracılığıyla Avrupa'ya ulaştırmak gibi veya İtalya rotasını Sicilya üzerinden izleyerek Avrupa'ya ulaştırmak gibi bir hayal peşinde koşuyorlardı. Olmadı ki Amerika son noktayı olmadı koydu ve dedi ki harcayacağınız para kazanacağınızdan daha fazla olur. Vazgeçin, benim buna desteğim yok. Amerika desteğim yok dediği noktada destekleyen kalmadı. Biz ne diyorduk? Biz de aynısını söylüyorduk. Bu gazın Avrupa'ya erişimi ancak ve ancak Türkiye üzerinden olursa bir anlam ifade edecek. Nitekim şu anda üzerinde tartışılan, hatta bunun haritalarını da üretmeye başladılar. Proje, evet İsmet, ama o İsmet'in Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını gerçekleştirmesi. Şimdi Mısır gibi korkunç kaynaklar sahibi olan bir ülke, İsrail gibi korkunç kaynaklar sahibi olan bir ülke, ancak Kıbrıs üzerinden bu gazı Türkiye'ye havale etmek gibi bir rotaya mahkum durumdalar. Şimdi o zaman Kıbrıs'ın gazı da bir anlam ifade edebiliyor. Yani tek başına İsrail-Mısır gazını hesaba kattığınızda belki de onu Avrupa'ya herhangi bir rotadan ulaştırmak yapacağınız masrafa rağmen bir anlam ifade ederdi. Ama bunu Kıbrıs aracılığıyla Türkiye'ye ulaştırmak hem çok daha karlı bir transfer hem de Kıbrıs'ın gazını da anlamlı hale getiren bir transfer anlamına geliyor. Dolayısıyla şu anda üzerinde kanaatimce çalışılan şey budur. Bunun olabilmesinin tek koşulu var, istikrar. Ve bölgedeki istikrarsızlığa engel teşkil edecek tüm unsurların bertaraf edilmesi. Bu istikrarsızlıklardan bir tanesi de Kıbrıs sorunudur. Çünkü Kıbrıs sorunu NATO'da müttefik halde bulunan Yunanistan'la Türkiye'yi, Avrupa Birliği'nde muhatap halde bulunan Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye'yi karşılıklı olarak birbirine
zıt hale getiriyor. Dolayısıyla bu sorunun çözülmesi aslında bu rotanın güvenli ve işbirliğinin gelişebileceği bir rota olmasına yol açıyor. Dolayısıyla şu anda Kıbrıs sorunu bağlamında tam da yeni bir döneme girişin arifesindeyiz. Bu yeni döneme girişte Kıbrıs Türkler açısından çok ciddi bir talihsizliğimiz var. Çünkü bunu kavrayabilecek durumda olmayan bir cumhurbaşkanıyla Kıbrıs Türkler masada temsil edilmek durumunda kalacaklar. Biz o nedenle zaten Sayın Tatar'ı ısrarla ve inatla Kıbrıs Türklerin cumhurbaşkanısın. Kıbrıs Türklerin çıkarlarının temsilcisisin. Kıbrıs Türklerin manevi şahsiyeti sende simgelenmektedir diye uyarıyoruz ve diyoruz ki yüzünü bize dön. Torosları görebilirsin ama yüzünü bize dön. Çünkü sen bizden olmazsın. Biz olmasak senin varlığının bir anlamı yoktur diyoruz. Peki bu noktada Türkiye'nin de dış politikadaki tutumu aslında son derece önemli. Elbette. Yani Sayın Tatar'ın elbette ki Kıbrıs'ta Türklerin Cumhurbaşkanı olarak tavrı önemli ama Türkiye'den de bağımsız bir dış politika stratejisi belirlenemeyecek kuşkusuz. Bu noktada bütün bu sıcak gelişmelerde Türkiye'nin stratejisi de önemli. Sayın Tatar'la yapılan istişarelerde başka bir metot uygulanmasıyla ilgili bir kanaat geliştirebilirler mi? Türkiye'nin bu noktada duruşu, dış politikadaki bu duruşu Sayın Tatar'ın politikasına farklı bir açı getirebilir mi? Yani Türkiye'den dolayı Sayın Tatar eğer fikrini değiştirecek, tutumunda bir farklılığa gidecekse bu yine bizim için bir problem. Problem ama şu açıdan da düşünüyorum. Sayın Tatar her defasında kendi tezini ortaya koyduğunda Türkiye'nin de verdiği desteğini vurguladı. Elbette. Yani bu bir gerilim siyasetiydi ve aslında Sayın Tatar'a Türkiye destek vermiyordu. Ana aktör Türkiye'ydi. Sayın Tatar figürasyon pozisyonundaydı. Bunu görelim. Yani işte dünyaya verilen mesaj nasıl tercüme edilecek diye bir kaygı içinde olur devletler. Ama biz 40 dervişiz, birbirimizi bilmişiz. Dolayısıyla bu noktada Sayın Tatar'ın bir şey belirlediği yok. Sayın Tatar duruma göre kendine vazife veriliyor, ona göre hareket ediyor. Esas olan Türkiye'nin bir ray değişikliği söz konusu olacaksa dış politikasında bunu Kıbrıs Türkleri göz ardı ederek yapmasındadır. Yani Kıbrıs Türkleri yok sayan bir ray değişikliğiyle Kıbrıs Türkler açısından da sonuç doğuracak bir duruma yol açmak Türkiye'nin tek başına karar altına almaması gereken bir durumdur. Dolayısıyla bizim etkin bir rol üstlenmemiz gerekiyor. Yani bu oyunda figürasyon değil, oyun kurucu pozisyonda olabilmeyi başarmamız lazım. Bu da Türkiye ile karşılıklı yarara ve saygıya dayalı ilişkilerin tesis edilmesinden geçer. Yani Türkiye'ye siz kendinizi ancak ve ancak metiye düzdüğünüz zaman dinletebiliyorsanız, o zaman Türkiye ile siz diyalog halinde falan değilsiniz. Gene o ilişkilerin revizasyonu. Elbette. Yani Allah aşkına dün Tıp Bayramı kutlaması sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığını bırakınız geçtik. O yani birey olarak da sıfat olarak da son derece yakışıksız ve üzüntü verici bir tavırdı. Ama ondan sonra yani oradaki üzüntü de verse, rahatsızlık verici de olsa orada bir refleks sonucu ortaya çıkmış bir reaksiyon olabilirdi Sayın Tatar açısından. Ama ardından Cumhurbaşkanlığına dönüp de bunu bir tweet mesajıyla, Cumhurbaşkanlığı resmi kanalından bir tweet mesajıyla duyurmak ve duyururken de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın taklanmasını yapmış olmak gerçekten işi maalesef haber noktasından dal kavukluk noktasına taşıyor. Bu ifadeyi ilk kez burada kullanmıyorum. Ne olur program formatınızı zorlarmış gibi görmeyiniz beni ama burada hem bir jurnalcilik var hem bir dal kavukluk var. Çünkü jurnalleme yani o konuğun Türkiye'den gelen konuğun Türkiye hükümetine karşı tavrının burada cereyan ettiğinin, burada da devam ettiğinin bildirilmesi ve aynı zamanda biz gerekeni yaptık ve haddini bildirdik diyerek bir yaranma sevdasını işaret ediyor bize. İşte bu refleks değildir. Bu çok içseldir, çok içten gelen bir şeydir. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın böyle bir hakkı yoktur bize göre. En nazik tanımlamayla art niyetle buluyorsunuz Tatar'ın tepkisini o tam zaman. Da niyetli buluyorum. Tam bilakis, da niyetli. Ama niyeti Kıbrıslı Türkler açısından fayda içermeyen bir niyet. Peki.
Öte yandan gene Güney Kıbrıs'tan devam edeceğim. Kıbrıs sorunuyla ilgili Avrupa Birliği nezdinde de bu enerji ve kriz nedeniyle Türkiye'nin destek görmesi, çünkü Montreux Anlaşması'na uygun davranması konusunda da büyük takdirler ve ilginç olan Amerika'dan da Beyaz Saray'dan da Erdoğan'ın bu krizdeki politikasına destek geliyor ki Biden seçilirken çok da Erdoğan'ı destekleyen bir aday değildi. Ama işte burada da siyasetin ne kadar kaygan zemin olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Fakat Güney'in gene rahatsızlıkları devam ediyor bu konuda. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de hep savunduğu bir şey vardı ki aslında biz kendimizi anlatmak istediğimiz gibi anlatamadık dünyaya, Avrupa Birliği'ne, Birleşmiş Milletler'e. Şimdi bu konuda Güney Kıbrıs'ın ciddi bir tedirginliği varken yine devam edelim aynı konudan. Bu sefer biz yapamadığımız, daha önceden sizin de eleştirilerde bulunduğunuz o kendimizi ifade etme, Kıbrıs konusundaki duruşumuzu net ifade etme konusunda bir şans yakalayabilecek miyiz? Türkiye'nin de bu destekleriyle birlikte ya da bu bize Kıbrıs sorununda elimizde tabiri caizse güçlendirecek bir hamle kazandırabilir mi? Tabii yani uluslararası anlamda gelişen bu son konjonktür, bizim son iki yıldır devam eden Türkiye ile birlikte sürdürülen Kıbrıs sorunu ve dış politika yaklaşımımız bağlamında son derece olumsuz bir durumdur. Yani bizim dışımızda gelişen evren Kıbrıs sorununun çözümünün tüm taraflara olumluluk vaat ettiği, olumlu gelişmeler vaat ettiği bir noktada biz Kıbrıs sorununun temel parametreleriyle taban tabana zıt fikirlerle konuya yaklaşmamız elbette kimsenin hoşuna gitmeyecektir. O nedenle zaten ben Türkiye'nin kendi menfaatleri doğrultusunda Kıbrıs sorununa pragmatik bir yaklaşım geliştirebileceğini ama bizim Kıbrıs Türklerin Kıbrıs Türkleri temsil edenlerin buna ne kadar uyum sağlayabileceği konusunda şüphede olduğumu söylememin sebebi budur. Şimdi Kıbrıs sorununda Kıbrıslı Türklerin talebi doğrultusunda federasyon temel çözüm modeli olarak benimsendi. Ne zamandan beri? 1977 yılından beri ve 1977'den beridir devam eden müzakerelerde federal çözüme nasıl ulaşılabileceğine ilişkin pek çok yakınlaşma sağlandı. Şu anda bulunduğumuz nokta aslında 1974'tür. Yani 1974'te Kıbrıslı Rumların işte Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bir darbeyle Yunanistan'a bağlamaya dönük girişimleri karşısında Türkiye'nin garantörlük hakkından yararlanarak müdahale etmesi, adanın fiilen ikiye bölünmesi ve ardından Kıbrıs Türklerin bir devlet kurarak kendi kendini idare etmeye başladığı noktadayız. O gün kurduğumuz devletin adı Federe Devlet'ti. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti'nde sahip olduğumuz hakların hala sürdürülebilir olması ama üniter bir devlet yapısının artık bize güvenlik vaat etmediği gerçeğinin de ortaya çıkması nedeniyle bir ortaklık devletinin artık mümkün olabileceğine dair bir değerlendirme sonucu federasyon fikrini ilk kez Türkler ortaya attı. Kıbrıs Türk tarafı ortaya attı. Kıbrıs Rumlara bunu kabul ettirmek için de aradan iki yılın geçmesi gerekti. Yani 13 Şubat 1975'te biz devlet kurduk, adına Federe Devlet dedik. 12 Şubat 1977'de Kıbrıs Rumlar rıza gösterip ilk Doruk Anlaşması'nı imzaladılar. Evet, Kıbrıs'ın geleceği federasyondadır diye. Şimdi federasyonda olmalıdır diyen taraf olarak biz, federasyon istiyorum diyen tarafa şu anda diyoruz ki federasyon öldü, biz ayrı devletimizi kaptık kaçtık. Şimdi yok böyle bir şey. Çünkü siz kapıp kaçarsanız siz de kaptırırsınız aynı zamanda. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortağıdır Kıbrıs Türkler. Ve bugün nasıl ki BAF açıklarındaki, Larnaka açıklarındaki, hidrokarbon yataklarında hakkımız var diyoruz. O hakkımız bizim Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kaynaklanan haklardır. Siz Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Kıbrıs Rumlara verirseniz biz aldığımızla yetineceğiz, gerisi size kalsın. Bizi tanıyın, bu iş bitsin derseniz o zaman BAF'taki petrolle ilgili, işte Larnaka'daki doğalgazla ilgili bir hak iddianız da gündeme gelmez. Dahası böylesi bir anlaşma karşılıklı kabul edilir bir formül olmayacağı için de anlaşma olmaz. Günün sonunda o uluslararası çevrelerin aradığı istikrarı böylesi bir yaklaşımla sağlamak mümkün olmaz. Dolayısıyla biz tam da 2002 yılından sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltmek bağlamında temel hedefiyle içine girdiği Kıbrıs sorununa ilişkin yapıcı tutuma tekrardan geri dönmesini umuyoruz ve gelişmeler de bu doğrultuda bir durumu işaret ediyor. Belki şimdilik çok optimist, çok iyimser bir bakıştır bu.
Ama süreç ona evrilecek gibi görülüyor. Yani NATO'nun anlamını yitirdiği, Avrupa Birliği'nin gevşediği bir noktadan şu anda Avrupa'nın tam anlamıyla birbirine kenetlendiği, işte NATO'nun tekrardan çok etkili bir askeri güç olarak konsolide olduğu bir noktaya taşıdı bizi. Bir ayda Ukrayna-Rusya savaşı. Dahası dünya ekonomik bağlamda çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Neden? Çünkü hem Ukrayna-Rusya savaşında pek çok zincirin, tedarik zincirinin kopması, gıda olsun, ham madde olsun, sanayi ürünleri olsun, hem de Covid-19'la yaşanan süreç ve dünyada ekonomik bağlamda tırmanan bir enflasyonist durum işbirliğini çok daha zorunlu kılıyor aslında uluslararası. Hem de ardışık vaziyette olunca uluslararası işbirliğini çok daha dayatır hale geliyor. İşte bu denklemin içinde Kıbrıslı Türkler bir aktör olarak yer bulabilmek durumundadır. Bununla ilgili de en büyük yardımcı Türkiye olacaktır. O yüzden Türkiye ile ilişkilerin kişilikli ilişkiler olması lazım. Kurumsallaşması lazım ve kişilere bağımlılıktan süratle kurtarılması lazım. Bugün Faiz Bey vardır, yarın X, öbür gün Y. Türkiye diyecek ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti benim stratejik ortağımdır. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki yükümlülüklerim nedeniyle gözetiyorum ama onların işine karışıp onları yönetiyor. Hatta zaman zaman onları yok sayabiliyorum demeyecek. Çünkü bunu dediği zaman Türkiye ile ilgili o olumlu atmosfer temelinden sarsılır. Çünkü bu uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir. Peki. Zamanımızın sonuna geldik, programın sonuna kapatmak zorundayım ama şöyle konuştuklarımızdan aldığım notlardan iç siyasette de dış siyasette de Türkiye ile ilişkilerde de aslında bütün her şeyi yeniden düzenleme ihtiyacımız var. Kesinlikle. Konunun özeti galiba tam da bu. Budur. Çünkü reform kelimesi içinde U harfi geçmeyen bir kelimedir. Evet. Biz o kadar çok kullanıyoruz ki reform aslında anlamını bilmeden kullanıyoruz. Reform dediğiniz şey bugünkü duruma son vermek ve bunun özünden uzaklaşmadan bunu güncellemektir. Türkiye ile ilişkilerimizde güncellemeye süratle ihtiyacımız var. İç konularımızla ilgili güncellemeye süratle ihtiyacımız var. Dahası iç konularımızı hallederek kendimizi uluslararası ilişkilere hazırlamamız lazım. Dolayısıyla reform içinde U harfi geçmeyen bir kelimedir. Evet, bunu da buradan vurgulayarak kapatalım öyleyse. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Memnuniyetle. Evet değerli izleyenler, manşeti bugün burada noktalıyoruz. Yarın yeniden yeni bir konukla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye dek sağlıkla kalın.